Müzik. Şimdi sizi çok güzel bir sisin içine sokacağım. Hem de orada genel olarak şu ana kadar ne yaptık, ne yapıyoruz, neyin peşindeyiz onu anlatacağım. Gelin. Şimdiye kadar bir şey anlatmadık ama biraz daha doğal olabildiğince anı yaşamaya çalışıyoruz. Videolarda çok az çekebildim ama hem hava çok soğuk, hala çok soğuk. Gördüğünüz gibi sis bastı ve şu an yağmur karışık, kar yağıyor. Ve geceyi barınakta geçireceğiz. Bugün kampın ikinci günü aslında. Dün mağarada kaldık. Benim için ve arkadaşlarım için hatır sayılır büyüklükte bir mağarada kalmak güzel bir histi. Şöyle bir özetleyecek olursam, dün gece geldik aslında, 1-1.30 gibi mağaraya girdik. Orada hemen uyku tulumlarını serip, çok fotoğraf bile çekmedik hatta, uyku tulumlarını serip uyuduk. Ya uyumak denirse sabaha kadar gel gitli bir şekilde kaldık. Sabah da toparlanıp gün daha ağarmadan yola çıktık. Bir 13-14 kilometre kadar yürüyerek burada güzel bir yer bulunca da durduk. Normalde devam edip başka bir rotaya devam edecektik ama burası güzel görününce ve barınak yapmak saatler aldığı için de durduk. Evet, Sedat yine pansumanımı yapıyor. Her zaman hayatımın kurtarıcısı. Görkem az önce elimi kesti. Baltayla elime vurdu. Bizim aramız öyle. Ama aktarım tutuyor. Ben de video çekerken çek. Dur, geliyor. Sedat çektim. Oğlum. Ateş sönüyor lan. Harbi ateş sönüyor. Ateş nerede? Çaydanlık nerede? Tezgah olmadı yani. Sağ ol, pişman oldum hareketler. Oğlum kekik de pişecek. Gençler, tuz biraz fazla. Başlayayım. Evet. Paslanmak değil ama video çekince heyecanlan. Oğlum zaten azdı. Kampta denemeyin.
Sedat, ne kadar yolumuz var? 20 km. Kanka şu ağaç var ya, gitmiş yani. Kurumuş. Baksana ne kadar asil bir duruş yapıyor. Ama içi boş, gitmiş yani. Şu ağaçların içleri çok güzel ha, baksana. Bak şurada. Gideceğimiz yer yakın gibi görünen şuradaki kayalıklar. Yürü babam yürü. Bir 20 kilometre kadar yolumuz var ve oldukça çıkışlı. Geceyi de barınakta geçireceğiz. Tekrar dönmemiz lazım. Çıksa çıkar. Ne gerek var? Sonra üst basamağı şuradan nerede? Böyle gideceğiz. Bu yoldan gideceğiz. Yukarısı? Ha, böyle buradan bağlayalım. Normalde ben buradan bağlayacaktım da dik bir görkem. Çok dik ama orada. Ha, çık buradan gece burada haşin geçmiş. Şunlar gitmeyen yolda. Coşkun sağ olsun. Görkem gördü aslında. Ha, Görkem sağ olsun. Kimsenin hakkını yemeden. Aslında atamaz mıyız? Bunları da alalım. Bunları bence, da çaya katarız. Bence çok hoş olur ya. Kuşburnu böğürtlen. Nasıl? Gitmiş mi? Hmm. Ha? Çok mu kötü? Hiç dalı yok ve çürümüş sanki. Çürük böyle. Çürük değil de su bozmuş yani, anladın mı? Karbon bozmuş ya. Ama görsel olarak güzel görünüyor. Müthiş şelaleler var. Bakalım gece nasıl geçecek? Video çeker miyim çekmez miyim bilmiyorum ama siz kamp ateşini, şu yağan yağmuru, ormanı böyle huzurluca dinlerken konfor alanınızın dışına çıkmakla ilgili bir düşünün derim. Sonuç olarak her türlü eve döneceğiz. Yani o konforlu sıcak suyun olduğu, sıcağın olduğu yaşam alanına geri döneceğiz. Fakat şu an onların değerini anlayabilmek adına ve kendinizi ne kadar sınayabilirsiniz, sınadıkça neleri öğreniyorsunuz tam olarak bunun peşindeyiz aslında. Benim için ayrıyeten güzel bir yanı 5 adam diye ilk başlarda video attığım ve yıllardır aynı yemeği, aynı ortamı paylaştığım, aralarından Ümit'in ta Iğdır'da yaşıyor olup ve kamp yapacağız ve görüşeceğiz dediğimiz için ta buralara kadar geliyor olması, bu çok farklı bir his ve çok güzel bir ambiyans. O yüzden zaten videoyu böyle video olsun diye değil de ara sıra açtıkça çektim. Umarım keyifle seyredersiniz. Bu da böyle oldu. Ama öncelikle yemek yemek istiyoruz. Sedat yaparsa. Size barınağı da gezdireyim. Aslında videolarını çektim ama bir de birlikte gezelim. Belki konuşan olursa onları da çekerim. Barınak bu. Sol taraf koyu mavi depo. Sağ taraf normal oyuncak alan. Bu ateş. Bu az önce bahsettiğim canım Ümitçiyim. Az önce bahsettiğimin büyük harflerle. Teşekkür ederim. Böyle bir yaşam alanı.
Bakalım ne kadar dayanacak. Sedat, seni çekmesem de olur. Bir süre elimde aynı görüntüden var zaten. Görkem kanki sen. Coşçum. Halinden memnun olmayan var mı? Görkem kap nasıl geçecek kanki? Kanki gayet güzel. Barınağımızı yaptık. Barınak tamam mı? Hummingbirds to fly by, sitting peacefully in the morning light, asking nothing in return. She's waiting for the hummingbirds to fly by. Doğal bulaşık yıkama alanı. İlk önce yüzümü yıkadım, sonra dişleri fırçaladım, şimdi bulaşığı yıkıyorum. Doğa her şeyi veriyor ya. Sanki yüzünü yıkayabilirsin, çok temizsin. When I'm around her I feel safe. There's a magic river flowing in her gaze. She gives me real love all the time. Gives me real love, it's all that matters now. She gives me real love. She's waiting for the hummingbirds to fly by. Poisoning thoughts, let them go now. Follow the music. Forget about those people. En çok korktuğumuz gece, yani en azından benim için en çok korktuğumuz gece bu geceydi ama inanılmaz güzel uyumuşum. Böyle 7 saat, hatta ne 7 saat, 10'da yattık. Sabah 7'de gözlerimi açtım. Müthiş dinlenmişim. Dünkü mağaradaki uykusuzluğu, biraz rahatsızım zaten. Onun yorgunluğunu, dünkü yürüdüğümüz kilometrelerin yorgunluğunu hepsini rahatlıkla çıkarabildim. Şimdi barınağı bıraktık. Etrafı şöyle bir mıntıka temizliği de yapıp toplayıp çıkışa geçtik. Yani dönüş yoluna geçtik. Bu ikinci günümüz zaten. Önümüzde de bir 13-15 kilometre yolumuz var geri dönüş için. Onda ya su yatağını ya da biraz bayağı bir diklik çıkarak devam edeceğiz. Dediğim gibi bu kamp çok sevdiğim kardeşlerimle güzel bir anının videosu. Yani diğer kamp videoları kadar görsel şölene bulanmış değil. Olsun, en azından biraz olsun nefes aldığınızı, doğada biraz vakit geçirmenin nasıl bir his olduğunu. Belki siz de bu videoyla, hareketle gidip bir yerlerde hafta sonu pikniği, kampı yapabilirsiniz. Soğuk havanın pek bir etmeni yok. Kalın giyinirsiniz. Dediğim gibi orman, özgürlük, doğada olmak paha biçilemez. Özellikle de sevdiğin kişilerle gerçekten çok iyi. Keşke kızlar da olsaydı. Dünden beri bize televizyonda açılmış şömine gifleri, fotoğrafları gönderiyorlar. Onlarla da geliriz artık. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Buyurun oğlum.
Güzel mi? Hazır mı? Hı hı. Biraz sert. Gemin eli bana değer zaten. Bence ikisine de ikisine. Bence soldan al. Ümit ilk düşerim dedi. Güzel fotoğraf çıkarsa ben de inerim. Vazgeçtim. Lanet olsun. Karnımı doyuracağım. Sedat isyan ediyor arkadaşlar. Kar başladı. Güzel bir karda da. Let it all go. Close your tired eyes. Sleep for a little while. Just put your guitar down. Down and it's okay. Play it safe. Your mistakes, let them all go. Your broken dreams, your high hopes. Love, so delicate. Life is sometimes strange. Sometimes it takes a big rain to feel the sun again. Sometimes it takes a big rain. Sometimes it takes a big rain. Yürümeye devam ediyoruz. Her yer donmuş zaten. Gecede nasıl rüzgar varsa böyle karlar tarak gibi olmuş. Güzel bir pamuk şeker gibi. Her şey donmuş. Burada bir köpek izi. Bu bizimkilerin izi. Burada farklı bir iz. Bizim ekip burada. Sedat bizi yine fütursuzca yürütüyor. Saatlerdir yürüyoruz. Kırılmasında da bir şey diyemiyoruz yani. Sedat bir şey söylemek ister misin? Evet söylemek isterim. Hiç planlamamıştık korkuyor. Yürüyüşün ikinci günün, üçüncü günü hatta devam ediyoruz. Şu an Fatma Kayalıkları mevkisine doğru ilerliyoruz. Kar yağdı, çok güzel ortam. Tabii söylenen arkadaşlar var, onlar kendilerini biliyorlar ama yol biraz uzun diye. Haklı da olabilirler ama yapacak bir şey yok. Yürüyüşümüzü güzel bir şekilde tamamlayacağız umuyoruz. Bu şekilde sizlere de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ ol kanki. Umarım yürüyüş kısa sürer. Umarım. Hani 5 saattir sürdüğü için. Şu bağıran da Ümit. Down and it's okay. Aynı zamanda karı da gördük ağaçların üzerinde. Manzara da mükemmel. 2018'in son günlerinde belki de yılın en güzel, en keyifli yürüyüşünü yaptık. İlk gece de Kutsa Mağarası'nda konakladık. Dün gece de başarılı bir barınak yaptık. Orada konakladık. Keyifliyiz, mutluyuz. Yeni yılda yine 2019'dan da beklentimiz yüksek. Herkese bol keyifli, bol doğada bir yıl diliyorum. Herkese
yolumuz var güzel yarim, daha gidecek yolumuz var. Daha gidecek çok yolumuz var güzel yarim, daha gidecek yolumuz var.